Ankara'dan Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiası kulislere bomba gibi düştü. O iddia Gökçek'le AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı da karşı karşıya getirdi. Henüz teklif götürülmedi. Gökçek yanıt da vermedi ama isminin kulislere yansıması bile yetti. MHP Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterebilir açıklaması siyasetin sıcak gündemi oldu. Benim gündemimde öyle bir konu yok. Ben çok yoğun çalışıyorum. Arkadaşlarımla birlikte. AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuya mesafeliyim dedi. Ama sonrasında isim vermeden söyledikleri Gökçek'in çok sert tepkisine neden oldu. Yazıcı'ya sosyal medyadan yanıt verdi Melih Gökçek. Ya sabır diye başladı söze. Ya bizim partimizde belediye başkanlığı yapmıştır. Ve bundan bir süre önce de belediye başkanlığını bırakması istenmiştir. Yani bu iş olsun diye yapılmış bir tasarruf değildir. Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namersin. Hadi Yiğit sen sabrımı taşırma. Vallahi tozunu atarım. Hayati Yazıcı'nın kendiyle ilgili o açıklamasını da paylaştı tweetinde. MHP'nin götüreceği iddia edilen teklifle ilgili ise sessizliğini koruyor Gökçek. Bir talep gelirse geri çevirmeyeceği görüşünü dile getirenler de var, kabul etmeyeceğini söyleyenler de. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'sa sosyal medyadan övdü Gökçek'i. 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı direnişi örgütlediğini, Ankara'ya çalışmalarıyla değer katmış bir belediye başkanı olduğunu yazdı.